Soruyorsun. Uğur Koşar. Hep korkularım var. Yaşam beni sevmiyor. Bunun sebebi nedir? Boğuluyor ve daralıyorum. Hayatın anlamını nasıl bulacağım? Sen zaten yaşamsın ve yaşamın seni sevmediğini söylüyorsun. O halde sen kendini sevmiyorsun. Korkuların bu bedeni terk edeceğin için doğuyor. Sen sevgiden uzak olduğun için korkular zihnini kaplamış durumda. Ölümü reddetmeyi bırakarak onun yaşamın içinde gerçekleşeceğini kabullendiğinde bütün korkuların yok olmaya başlar. O zaman tekrar bütünlüğe ulaşırsın. Hiç bitmeyen bir cesareti iliklerine kadar hissedersin. Sizleri izliyorum. Varoluşa kendinizi kapatmış durumdasınız. Ona kırgınsınız, küskünsünüz ve yaşamı çoğu zaman suçluyorsunuz. Fakat onun içinde nefes alıyorsunuz. O halde aldığınız her nefeste suçluluk ve kırgınlık hissedeceksiniz. Buna dikkat edin. Sabah olunca güneş doğar, akşam olunca hava kararır. Kış gelince kar yağar, ilkbaharda çimler yeşerir. Tohumlar çiçeklenir, yaşam sürekli akış içindedir. O asla duran kalamaz. Sen sürekli takılıp kalıyorsun. Onunla aynı doğrultuda akamazsın. Ve senin tüm sorunların yaşamı kaçırdığın için ortaya çıkmaktadır. Bu durumda yaşam seni nasıl sevebilir? Sen onu sevmiyorsun ki. Sen ona güveniyor gibi yapıyorsun fakat güvenmiyorsun. İçinde koşullar var. Net değilsin, karamsarsın, açık değilsin ve bu duygularla yaşamdan bir şeyler bekliyorsun. Sen aydınlıksan o da aydınlıktır ve sen karanlıksan yaşam da karanlık olacaktır. Önce sen harekete geçmelisin. İnsanlar yaşamdan bir şeyler bekler. Oysa yaşam boş bir duvar gibidir. Ve onu sen süslemelerinle anlamlaştırırsın. Onu renkli boyalarla boyar ve duvar kağıtlarıyla kaplarsan ortaya renklilik ve güzellikler çıkacaktır. Duvarına çiçek resimleri çizersen evinin içi çiçek bahçesine dönecektir. Eğer sana verilen bu boş duvarı siyaha boyarsan ortalık kararacaktır. Ve siyah duvarlarla çevrelenmiş bir odanın içinde nefes alamazsın, boğulursun. Senin de yaşadığın budur. Korkuyorsun çünkü her an ölümle burun buruna yaşamaktasın. Güzellikleri kaçırıyorsun. Aslında ölmekten korkmana gerek yok. Sen zaten bir ölüsün. Ben yaşadığını göremiyorum. Senin için sadece kuru bir şekilde nefes almak yaşamaksa o halde yaşıyorsundur. Fakat ben senin canlılığını göremiyorum. O halde yeni bir duvar kağıdı ya da yeni bir duvar boyası hazırla ve siyah duvarını önce beyaza boya, sonra üzerine çiçekler çiz, nasıl kendini huzurlu hissedeceksen o şekilde çizimler yap. Eğer seçimini bir başkasına bırakırsan o senin duvarına gelip siyah bir boya atacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Seçimini kimseye bırakma. Bu yaşam senin. Anlaşılması gereken budur.